Merhabalar. Sardala koyu videosunu çok beğendiniz. İşte Decathlon ürünlerini incelemiştim. Madem beğendiniz bu sefer de orada bir cennet koyu var. Oraya gideceğiz. Sardala koyunu ben bilmiyordum. Filiz götürmüştü. Şimdi başka bir rehberimiz var. O da cennet koyuna götürecek. Bakalım inşallah uyuyakalmazsa. Bir vlog çekeceğiz. Cennet koyuna bakacağız. Nasıl çok kampçılar falan bayağı övüyor orayı. Allah'ın izniyle. Bu arada araba sponsorumuz Sayın Metin Özerk'te çok teşekkür ediyoruz. Benim arabam serviste. Görüşürüz. Alo. Oğlum hoş bulduk. Arabanın kapıları kilitlenmiyor ya. Ya inince kendisi kilitlemiyor mu? Ya abim ne Lamborghini'sin ya. Ne yapacağız, anahtardan mı kilitleyeceğiz? Hangisine basıyoruz kardeşim? İki tane tuş var burada. Benim okuma yazmam biraz zayıf. Bir şey de yazmıyormuş zaten ha. Tamam ya. Ben ne bileyim, ben gittim ve arkamdan birileri arkamı toplasın istiyorum ya. Tamam, kusura bakma kardeşim. Geri getir. Tamam, hadi görüşürüz. Evet, Ava'ya geldik. Rehberimiz Beynisu. Şimdi cennet koyuna gidiyoruz. Evet. Tamam, bakalım rehber bizi götürecek. İnşallah. İnşallah. Araba da götürür. Getirir. Araba götürür ya. Çok da kötü değil. Düz mü? Soldan mı? Sağ mı? Sağ. Hayır, düz. Düz. Sağ. Rehbere nazar değiyordu. Tamam, denizi gördük. Ben bizim ikna... de gidiyoruz. Tamam, ben ikna oldum. Ama denizden önce çok şey ya, buralar korkutucu gidene yani. Kadar, evet. Daha çok korkutucu yollardan geçeceğiz. Oo, çok iddialı. Öncesinde konuştuk Bengisu'yla. Eğer birimiz uçurumdan düşüp de başımıza bir şey gelirse diğeri kaçacak. Hayır, kaçmayacak. Ben kanalı şifresini vereceğim. Bengisu devam edecek kanalımdan. Zaten geliri falan yeter sana. Hiç okuma gerek yok. Okulu da bırakırsın. Aynen. Ya yılda bir defa, bugün ne günlerden? Temmuz'un kaçı? 12'si. 12 Temmuz'da böyle bir anma videosu, ufak tören bir şey yaptım mı? Bana yeter. Brrrk. Merhaba usta. Merhaba. Brrrk. Aaa. Yas. Brrrk. Yas. Brrrk. Brrrk. Yas. Kale. Yas. Kale. Brrrk. Arazi aracı mı bu abi? Tabii. Arazi. SUV. Bak çamurlardan nasıl geçiyoruz. Tabii. Seni inip çekmen lazım bunları böyle. İyi geçiyoruz yine de. Geçeriz, sorun olmaz ya. Ekip liderimiz önden gidiyor. Dedi ki eğer başımıza bir şey gelirse sorumluluğu ben alıyorum. Sağdan gitsene ya, çamura niye giriyorsun? Kurumuş ya baya, çok kötü değil. Evet, ona da paletleri kilitledim. Biraz. Filiz'e yaptığım gibi, ama hayat böyle ya. Hani kadın erkek eşitliği falan diyoruz ya. O yüzden, yoksa taşırım yani. Yok, hiç sıkıntı değil. Gurur duyuyorum. Çok güzel. Bayrak taşımış gibi. Süper. Şimdi Sardala'ya gideceğiz. Oradan gideceğiz değil mi cennet koyuna? Direkt cennet koyuna çıkacağız. Ha, direkt. Sardala'ya girmeden. Güzelmiş. Deniz göründü. Bengisu yanıltmadı bizi. Gurur duyuyoruz seninle. Deyip burada ölmek istemem tabii. Nereye çıktık artık? Aynen, ha, ne kadar da geniş ya, baksana. Yanlış oldu mıydı? Ufuk çizgisinden dünyanın yuvarlak olduğunu anlayabilirsiniz.
Utanmıyorsun değil mi bizi? Hayır diyor. Bana güven, rahat ol, buralar bende falan, avucumun içi gibi bilirim dedi. Yok. Ama yanlış yere gelmişiz. Olsun, ne yapalım? Yani bizde de ne şans var ya, hava kapandı, rüzgar. Ama liderimiz bizi her şartta çıkarmayı başardı. Evet, cennet havuzuna geldik. Yaşayan çok az kişinin bildiği bir yere geldik. Tamamen random bir buluş. Oo, ne güzel. Tamamen bomboş. Evet. Cennet havuzuna geldik. Burada çok önemli bir duyurusu var Bengisu'nun. Buraya gelenler cennet havuzu koymuşlar aslında. Ama bakınca hiç cennet gibi durmuyor burası. İnsanlar geldikleri gibi gitmiyorlar. Çöplerini atıyorlar sonra. Neden? Kendilerince keyif alıyorlar, ediyorlar burada ama ortam çok kötü. Cennetten çok cehenneme benziyor bile. Ben ilk geldiğimde öyle demiştim diye. Cennet havuzundan çok cehennem havuzuna dönmüş burası. Doğa bunları temizlemiyor. Kimse de sizin peşinizden bunları toplamak zorunda da değil. Burası gördüğünüz gibi bakir doğa. Götürün çöplerinizi. Tersi çok pis. Ben biliyorum. O şişeleri kafanızda parçalayabilirim. Evet. Hayatımı riske atarak biliyorum. Paletlerle bir deneyelim bakalım. Suyun altında merak ediyorum. Geri geriye mi yolda? Evet. Hadi bakalım düşmeden nasıl gideceğim bu paletlerin içinde. Düşmem herhalde ya, derinleşiyor hemen. Şunu da alabilir miyim? Neyi? Bunu? Evet. Çıkartayım mı? Çıkart. Baktım bunlara 120 TL'ydi. Bir sürü para ya, ben aldığımda 50 liraydı. Evet, hava açıyordu. Bulutlar kayboldu. Cennet koyunda daha önce deneyip de boğulmadığım maskemi takıyorum. Güzel oldu şimdi ya. Çok gizli bir mağaraya gidiyoruz. En son parayıtlar gelmiş buraya. Vay be. Tabii. Neler olduğu söyleniyor içeride. Evet, şimdi bakacağız. Biz bulacağız o hazineleri. Seni de unutacağız. Çok kaygan. Ben keşfettim. Süper. İlk ben buldum. İnsanlar da gelmeseydi keşke. Evet. 5 dakika önce. Neyse, biraz takıldık ya. Buraya Bengisu mağarası adını verdik. Kendi ismini verdi mağaraya. Aha, ışığı da bulduk. Evet. Bayağı çökmüş aslında, var ya. Evet. Tehlikeli aslında buralar yani. Bayağı güzel. Şöyle ileri doğru gidiyor mu? Aha, bak, ilk insanoğlu çizimleri. Nerede? Burada, gel. Tükenmez kalemle. İnsanoğlu ilk burada zaten
çıkmış. Diyar, onun adı zaten Cennet Mağarası. Gerçekten ne? Hieroglif mi deniyordu bunlar? Öyle bir şeyler. Bakın da kalp çizmişler. Birisi aşk acısı çekiyormuş. Ben öyle. Yani o yıllarda bile insanlar kalp acısı çekiyormuş. Abi erkekler yok. Mağara soğuk. Yine. Mağara soğuk. Şuraya gitmişler. Mangal mı denir? Izgara mı denir? İlk insandan daha evlenmediğimizin kanıtı oluyor. Yalnız bir şey söyledim. Orada bak define aramışlar. Zaten diyorlar. Evet, ben diyecektim. Şimdi sen dedin. Burada defineciler görmesin dedik. Adamlar çoktan keşfettik. Evet, kalmışlar. Ya mağarandan altın çalıyorlar. Haberin yok. Haberimiz be. Haberimiz yok. Ben yazlık mağara olarak. Mevsimlik. Evet, ne kadar adrenalin dolu bir gün. Öyle değil mi? Tabii ki de. Bengisi şuradan düşebilir misin rica etsem? Tabii, çekiyor. Çok izlenir. Tabii de hit olur. Takma Bensu Soral. Yo Bensu yazarız ya. Bensu Soral düştü. Öyle mi böyle mi diyene kadar. 10 milyon izlendi. Aynen. Bu videonun gelirleri kırışıyor mu? Tabii canım. Ne kadar ticari bir insan. Olsun ya. Sonuçta sen benim çözüm ortağımsın ya. Ben olmasam bilemiyorum. Tabii ya. Sen olmasan yolda ölmüştüm. Ben buraya gelmeye bırak. Evet. Güneşi gören gelmiş. Ama tabii ki biz önce davranmıştık. Bensu Soral mağarada nasıl kalmıştı? Beraber yürüdük bu yollarda. Ya da yürüyemedik. Ya da ben düştüm. Şu anda görüntülü konuşuyorsun NASA ile direkt. İnsanlar geliyor. Evet, özel plajımız sonlandı buraya kadar. Etkinliğimiz maalesef burada sona eriyor. Ya burası güzelmiş ya. Gerçekten başarılı. Evet. Bengisu hiçbir şekilde mutlu olmuyordu. Hava kapalı, mutlu olmadı. Açık yine mutlu olmadı. Kuma oturacağım dedi, olmadı. Suya gireceğim olmuyor dedi. Demek ki. Suya gireceğim dedi, olmadı. Şimdi insanlar geldi, yine olmadı. Harbiden de geldi ha. Geldi. Olur öyle. Herkes bizim gibi şey mi ya? Biz karanlıkta geldik, kimse yok ya. Evet, fırtınaları açıkta buraya geldi. Burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet, bence burası bizim. İnsanları atalım mı? Yani bu kapalı havada, korkunç ortamda geldik. Mutluyuz. Şimdi ben buraya bayrak dikmeyi düşünüyorum. Kanalımın bayrağını dikeceğim. Başka gelen var mı? Merhaba. Ne güzel, iki bayan gelmişler. Bayan değil ya, erkek değil miydi? Erkek de geliyor. Kadını ben, öndeki erkek. Hayır, kadın. Gözler mi bozuk? Kadın sadece saçları kısa. Nereden anladın? Kadın çünkü görüyorum. Görüyorum, öyleyse varım diyor. Ay dalgalar. Sinking in a kiss kind of like that. For the first time you really.